Selam dostum. Geometri kısmına 30'da başlıyorum. Şekilde bir ABC dik üçgeni verilmiş. D noktası hipotenüsün orta noktasıymış. AE ile de ED birbirine eşitken X nedir diye soruyor. Sen de orta noktalar her zaman değerlidir diyorsun ve AD'yi birleştiriyorsun. Bunu yaptığın zaman karşında tabii ki muhteşem üçlü çıkacaktır. Bu muhteşem üçlü de olay ADC üçgenine dönecektir. Bir ikizkenar üçgen, bir ikizkenar üçgen burada olacaktır. Dolayısıyla şunu da söyleyebilirsin. A'daki açıya nokta desek, D'deki açı da nokta olacaktır. A'daki açı nokta olduğu için C'deki açı da yine ikizkenar üçgenden nokta olacaktır. O zaman buralar benzerlik kokuyor dersin. AED ile ADC birbirine benzerdir. Benzerlikte kullanacağımız ikizkenarlardan bir tanesi 5. Diğerine geliyorsun 8. O zaman eşittir diyorsun. E'deki açıya Wi-Fi desek, Wi-Fi'nin karşısında burada 8 var. Büyük üçgende de Wi-Fi'nin karşısında 5 artı x var. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaptım. 64 eşittir 25 artı 5x yaptı. Buradan 5x'i 39 olarak buldum. 39'da 78 bölü 10 şeklinde karşıma çıktı. Adana doğru cevaptır. 31'de A noktasının D doğrusuna göre simetriği K'dır diyor. O zaman geleyim simetri alayım. A'nın D'ye olan uzaklığı kadar bir daha aşağı iniyorum. K noktası diyorum ki burada bir yerdedir. Tamam. Uzaklıktan bahsettim. Bunlar eşit olacaktır. Devamında B noktasına göre simetri L'dir diyor. Geliyorsun A'nın B'ye göre uzaklığını bir daha uzatıyorum. Buralarda bir yerdedir diyorum. Doğrusal olacak. Tamam. O zaman burası da L olacaktır. Burası da K olacaktır. Bunlar da kendi arasında nedir? Birbirine eşittir. A'nın B'ye olan uzaklığı D doğrusunun uzaklığından 3 birim fazlaymış. A'nın B'ye olan uzaklığı, D doğrusunun uzaklığı dediği için buraya x desem burası x artı 3 olacaktır. KL uzunluğunu da vermiş. Onu da birleştirelim. KL uzunluğu da 18 birimmiş. Buraya da 18 yazdım. O zaman burası x'se burası da x'tir. Burası x artı 3'se burası da x artı 3'tür derim. Zaten dikkat et. Orta taban çıkıyor ve paralellik var. O zaman burası da dik olacaktır dersin. Bu diklikle beraber orta tabandan 18'i 9 olarak buraya yazarsın ve buradaki üçgende artık ne yapıyoruz? Bir Pisagor yapıyoruz ya da dikkatliysen hemen 9, 12, 15 üçgenini görebilirsin. AB'yi soruyordu zaten bize. 15 doğru cevaptır. Tamamdır. 32'de ABC'de bir kare, EPKL bir kare, KNML'de bir kareymiş. Fakat 36'lık olan yer bir dikdörtgenmiş. Bize boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Kare olduğu için buraya 2 yazarım. 2 yazarım. 9 olduğu için burası 3'tür. 3'tür derim şurası. Burası da 3 olacaktır. 36'lık alan için eğer gelip buraya x dersen x artı 5'i buraya yazman gerekir. X artı 5. Yine minik bir tahminle beraber hemen derim ki 9, 4, 36'dır. Aynen öyle. O zaman buraya 4 birim desem burası da ne olacaktır? 9 birim olacaktır. Tutuyor mu? Tutuyor. Boyalı bölgenin alanı için 9'un karesi olan 81'den 36, 4 ve 9 olan 49'u çıkartırım ve doğru cevabı 32 olarak bulurum. Tamamdır. 33'te ise bir tane paralel kenar var ve bu paralel kenarda EDC 30 verilmiş, DAB 50 verilmiş, 115 derecemiz buradayken alfayı soruyor. Paralel kenarın en değerli özelliği nedir? A'daki ve C'deki açının birbirine eşit olmasıdır. Gelirsin buraya 50'yi yapıştırırsın. Sonrasında karşına çıkan bumerang, şalvarlı don, navigasyon kuralı ile 30, 50 ve alfanın 115 eşit olduğunu söylersen toplamlarından alfayı buradan ne bulacağız? 35 doğru cevap olacaktır. 34'te ise bir ok ve yay var. Sercan ok atmak için yayını şekildeki gibi geldiğinde yayı 60 derece geri çaplı 120 derecelik çember yayı haline geliyormuş. Yayın uzunluğu nedir diye soruyor. O zaman bir formülümüz var. Onu yazalım. Yay uzunluğu için 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Buradaki alfa merkez açıdır derim. Yarıçap 60 santimdi zaten. Hemen buradan kodlamaya başlarım. 2 pi r 60. 120 derecelik bir açı var merkez açı olarak. 120 bölü 360 yaparsın. Hemen sadeleştirirsin burayı da. Ne geldi? 3. 3 ile de 60 sadeleştirdiğinde geldi 20. O zaman 40 pi bu yay uzunluğu olacaktır. Kek. 35'te analitik düzlemde iki tane doğru vermiş. Bu doğrular arasındaki uzaklık 3 birimmiş. K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor.
Doğruların kalıplarına bakıyorum. Bak şuradaki kalıpları. Bunlar bana bu doğruların paralel olduğunu söylüyor. Paralel doğrular arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? C'ler arasındaki fark bölü a kare b kare şeklinde. O zaman k'dan eksi 6'yı çıkartıyorum. Mutlak değer içinde yapıyorum tabii ki bunu. Eksi eksi artı yaptı. 6 bölü kök içinde a kare b kare 4 eksi 3 için ne olacaktır? 5 olacaktır. O da eşittir 3 birim. 3'e eşit. O zaman k artı 6 eşittir 15 derim. Bir de k artı 6 eşittir eksi 15 derim. O zaman buradan k bir 9 gelir. Bir de k buradan eksi 21 gelir. Toplarsın bunları eksi 12 yapar. Beşiktaş doğru cevaptır. 36'ya geldik ve karşımıza gerçekten hoş bir soru çıkıyor. Diyor ki bir açıortay var. OC, BC birbirine eşit. OC, BC birbirine eşit. Neredeymiş o? Burada. OC, BC. Bu zaten OC yarıçap değil mi? Evet. OA yarıçaptır. Buna göre bu alanlar arasında hangileri doğrudur diye soruyor. Bir kere şunu söyleyebiliriz değil mi? KL ile NM'nin toplamı birbirine eşittir. Çünkü aynı merkez açısına sahip daire dilimleridir bunlar. O zaman bu kesinlikle doğru. P, L artı M'ye eşitmiş. P, L artı M diyor. Bilmiyorum. 2K eşittir N artı P diyor. 2K eşittir N artı P. Bunu da kurgulayabilmek için açıortay yapmam gerekiyor. Açıortayı kullanmam gerekiyor. Burası R, burası R, burası R. Toplamda burada 2R var mı? Var. O zaman kollar, bacaklar falanlar filan. Buraya A birim desem. Buradan burası da 2A birim olacaktır. Üçgene bağlayacağız. A'ya K düşüyorsa 2A'ya da 2K düşecektir. 2K'da NP toplamı olacaktır deyip 1 ve 3'ü işaretleyebilirim. Ki zaten şıklarda 1, 2, 3 yok. Edirne o zaman doğru cevaptır. Tamamdır. 37'de analitik düzlemde K noktasının orijin etrafında 240 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta L'dir, KL nedir diye soruyor. Bir dönüşüm sorusu fakat gayet de basit çözümlemeye çalışacağım. Şöyle diyeceğim. K noktasının orijin etrafında döndürülmesiyle beraber orijine olan uzaklığı değişmeyecektir. Yani buraya K desek, buraya O desek, K noktasının orijine olan uzaklığı 10 birimdir diyeceğim. Orijin etrafında döndüğü için de uzunluk değişmeyecektir diyeceğim. Ve 120 derece döndüreceğim bunu. 240 değil, 120. Zaten 240 derece döndürürsem ya buradan döndürürüm ya da bu şekilde buradan döndürürüm. Ben buradan döndürmeyi tercih ediyorum. 120 yapıyorum. Ve diyorum ki L noktası da burada bir yerdedir. Uzunluk değişti mi? Hayır. O yüzden geliyorsun bir de KL'yi birleştiriyorsun. İşte aradığın üçgen bu. 10, 10, 10 kök 3 olacaktır dersin. Edirne'yi işaretlersin. Tamamdır. 38'de dik koordinat düzleminde A merkezi çember, B merkezi yarım çembere ve Y eksenine teğettir diyor. Tamam. A ve B noktalarının geçen doğrunun denklemi x bölü 5, y bölü 12 eşittir 1 oluyormuş. Tamam. A merkezi çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Ki zaten teğet olduğunu biliyorsan bunun çat diye dikini sallarsın. Devamında x'i kestiği nokta zaten apsis olarak 5'tir dersin. Y'yi kestiği nokta olarak da 12'dir dersin. O zaman şunu bir uzatalım. Şöyle uzatalım. Y eksenini buradan kesiştirelim. Diyelim ki o zaman burası 12 olması gerekiyor. Şimdi dikkat et. Ben buradan bu doğrunun eğimiyle beraber buraya alfa diyeceğim, buraya alfa diyeceğim. Tanjantını yakalayacağım. Ve diyeceğim ki burası 5 ise ben buraya 5R desem. O zaman üst tarafta kalan kısım ne olacaktır burası? 12R olacaktır. 5, 12, 13 geldi mi? Buraya da 13R yazarım o zaman. Zaten gerçek bir şekilde burası 12'dir diyorsun. O zaman 5, 12, 13'ü de buraya ekliyorsun. Burası da toplamda 13 olacaktır. Bir de dikkat et. Şurada teğet olan kısım için de bir 5R buraya yazarım. Bir de 5 buraya yazarım. Yarıçaplarımızı. O zaman bir denklem kuruyoruz. Diyorsun ki 13R, 5R artı 5 neye eşit? 13'e eşit. Evet. Hemen yazalım. 13 eşittir. 18R artı 5. O zaman 18R eşittir 8. R buradan 4 bölü 9. Bize ne lazım? 5R lazım. O da 20 bölü 9. Tamamdır.
39'da yarı çapı 11 olan küre şeklindeki tahta blok yontularak yüksekliği 15 olan bir dik koni yapılmak isteniyormuş. Buna göre yapılabilecek en büyük hacimli dik koninin hacmi nedir diye soruyor. Ben de 3 boyuttan çıkıyorum. 2 boyutta bunu çözümlemeye çalışıyorum. Yani bir çember içerisine bir üçgen atmaya çalışıyorum. Diyorum ki zaten merkezimiz burada bir yerde olsun. Küremizin merkezi. Adam bize diyor ki küremizin yarı çapı 11'miş. Yukarı doğru 11 gidiyor. Tamam. Bir de yüksekliği 15 olacak diyor. O zaman aşağıya doğru da bir 4 gidiyorum. Gidiyorum bunu da tabanla birleştiriyorum. Üçgen oluşturuyorum burada. Farkındasın değil mi? Burası 11, burası da 4 olacak. E, merkezden artık geliyorsun buraya, dikini de sallıyorsun. Tamam. Şimdi yapıyı devam ettiriyorum. Bu da bir yarıçap. Yani konimizin ve küremizin merkezinden çıkan bir yarıçap. O zaman burası da 11'dir diyorsun. Şimdi koniyi de göstermeye çalışayım sana. Bak burayı birleştirdim. Aynı şekilde burayı da birleştirdim. Bir de efekt yaparsak buraya. Al sana koni. Hadi bakalım o zaman şöyle devam edelim. Konimizin hacmi için ne yapıyoruz? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yapıyoruz. O zaman taban alanı için buraya R desem burayı keşfetmeye çalışacağım. Ve bunu tabii ki bize ne verecek? Buradaki Pisagor verecek. Yapalım. 11'in karesi 100. 21 eşittir. 4'ün karesi 16 artı R kare. Tamam. R karemiz ne gelecek buradan? 105. R karemiz 105 geldi. Bizim hacim formülümüz neydi? Taban alanı yani 105 pi pire kare çarpı yüksekliğimiz 15 bölü 3 yapmayı unutmuyorsun. Geliyorsun bunu da burayı sadeleştiriyorsun 5. 105 çarpı 5. Evet 525. Tamamdır. 40. soruda ise en sevdiğim soru tipi var. 3 boyutlu düşünebilme yeteneğimizi geliştiriyor. Diyor ki bir kenar uzunluğu 6 birim olan İki tane kareden bahsediyor. Bir kitabın iki kapağının arasındaki ölçek açı 60 dereceymiş. Ölçek açı yine 3 boyutu düşünürsen ikisi arasında kalan açı. Bu iki kapağın A köşesi ile E köşesi arasındaki mesafe. A ile E arasındaki mesafe. Hemen bunu birleştiriyorum. Hop böyle bir şey. Şimdi bunu 3 boyuttan 2 boyuta indirgememiz lazım ama yavaş yavaş tabii ki bunu yapıyoruz. Bir kere A'nın dik iz düşümünü alman gerekiyor. Dik iz düşüm tam da BF'nin üzerine gelecektir. Buraya bir yere gelecektir. Burada artık bir dik üçgen oluşacaktır. 30, 60, 90 üçgenidir tabii ki bu. 6 birimli bir kenarı. O zaman buraya 6 yazıyorsun. Buradaki uzunluğumuz 3 birim olacaktır. Buradaki uzunluğumuz 3 kök 3 birim olacaktır. Şimdi geliyorum. Bir de bunu E ile birleştiriyorum. Dikiz düşümün bittiği yer. Şimdi dikkat et. Burada da bir 90 derece oluşacak mıdır? Evet. Peki. Bu uzunluğu nasıl bulurum? Bunu da yine gelirim buradan bir tane paralel çekerim. Nereye? BC'ye bir paralel çekiyorum. Yani burada aslında bir dik dörtgen oluşturmuş oluyorum. Geliyorsun burası diktir, burası diktir diyorsun. O zaman bu 3'ü burada kullanıyorum. Zaten yine 6'ydı her ikisi de. O zaman burası da 3'tür diyorsun. BC 6 olduğu için. Burası da 6'dır diyorsun. Artık gelip burada ne diyelim buraya? Z diyelim. ZE uzunluğunda bulabilirsin. 3, 6, 3 kök 5. 3 kök 5'imiz burada var. 3 kökümüz de burada var. Yani buradaki x'i arıyorduk biz. 3 kök 5'in karesinden 45 geldi. Artı 3 kök 3'ün karesinden 27 geldi. Toplamda da ne geldi? 72 geldi. O da 36 çarpı 2. 6 kök 2 yapar. Tamamdır. Gayet eğlenceli bir denemeydi. Geometri candır. Gerisi heyecandır. Görüşürüz.